Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 6. sınıflar Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle karşınızdayız. Evet, bir parça verilecek arkadaşlar sizlere. Biz de örnek bir parça seçip soruları birlikte cevaplamaya çalışalım. Halil İbrahim Bereketi parçamızın başlığı. Evet, bu parçanın ana düşüncesi nedir? Halil neden İbrahim'in daha çok buğday alması gerektiğini düşünüyormuş? Bu kardeşlerin yaptığı davranışlar Allah'ın hoşuna gidince Allah bu kardeşler için nasıl bir şey yapmış şeklinde sorularımız var. Evet, hepsi parçanın içerisinde gizli. Biz de hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar parçayı okumaya. Çok eski zamanlarda yaşayan Halil ve İbrahim adlarında iki kardeş varmış. Halil büyük, İbrahim ise küçük olan kardeşmiş. Her yıl azimle çalışarak yaz aylarında harman kaldırıp kış ayları için hazırlık yaparlarmış. Kaldırdıkları harmanı bölüşüp mutlu mutlu yaşarmış bu kardeşler. İbrahim abisinin evli ve çocuklu olduğunu düşünerek kendi payından gizlice abisinin payına sürekli buğday taşırmış. Halil ise kardeşi İbrahim'in evlilik hazırlığı içinde olduğu için o da İbrahim'in olmadığı zamanlar kendi payından buğday alıp İbrahim'in payına taşırmış. Bu iki kardeşin samimi yardımlaşmalarını gören Yüce Allah onları çok sever ve onların mallarını bereketli kılarmış. Bundan dolayı günümüzde bile insanlar şöyle dua eder. Allah malına Halil İbrahim bereketi versin. Evet, parçayı şöyle kısaca okuduk ve anladık. Arkadaşlar burada ilk sorumuz parçanın ana düşüncesi nedir ifadesi var. Arkadaşlar görüyorsunuz ki iki kardeş samimi bir şekilde birbirine gizli iyilik yapıyorlar ve er ya da geç o iyilik kendilerine dönüyor ve malları bereketleniyor. Dolayısıyla bunu bir cümleyle yazalım arkadaşlar. Samimiyetle yapılan gizli iyiliklerin iyiliklerin karşılığı diyelim. Bize er ya da geç geri dönecektir. Evet, iki kardeş birbirine yardımlaşıyor. Dolayısıyla Allah da bu durumu farkında ve her ikisinin malını da bereketlendiriyor gördüğünüz gibi. Her ikisinin yapmış olduğu iyilik de her ikisine iyilik olarak geri dönüyor arkadaşlar. Bereket, bolluk olarak geri dönüyor. Halil neden İbrahim'in daha çok buğday alması gerektiğini düşünüyormuş ifadesi. Evet, parçada arkadaşlar biliyorsunuz ki İbrahim küçük olan, bekar olan biriydi. Dolayısıyla İbrahim'in evlilik hazırlığı içinde olduğu için yazalım arkadaşlar. İbrahim'in evlilik hazırlığı içinde olduğu için diyelim. Olduğu için daha çok cümlemizi tamamlayalım. Buğday alması gerektiğini düşünüyormuş. Evet, bu sorumuzun da cevabı yine parçada mevcut. Son sorumuz. Bu kardeşlerin yaptığı davranışlar Allah'ın hoşuna gidince Allah bu kardeşler için nasıl bir şey yapmıştır ifadesi. Yine yazalım arkadaşlar. Allah onları çok sevmiş ve onların mallarını bereketli kılmış. Evet, bu da aynı şekilde parçamızda yazıyor arkadaşlar. Direkt parçanın içerisinde bunu bulabilirsiniz. Herhangi bir şekilde uydurmamıza gerek yok. Size sorulan soruların cevabı tamamen parçanın içerisinde gizli arkadaşlar. Parçayı iyi okuyup analiz etmemiz gerekiyor. Aman buna da dikkat edelim. Bir başka bölümdeyiz. Verilen sıfatların türlerini yazın şeklindeki bir ifade. Güzel kız yoldan geçti. Evet, buradaki kız niteleme sıfatıyla nitelendirildiği için buradaki sıfatın türü nitelemedir arkadaşlar.
Evet, niteleme sıfatı diyelim. Hangi araba kaza yapmış? Burada bir soru sıfatı var. Dün iki arkadaşımı gördüm. İki rakamın altı çizildiği için bir sayı sıfatı var. Birçok öğrenci sınava girdi. Birçok derken kaç tanesi olduğu belli değil. Dolayısıyla buraya da belgesiz sıfat yazalım. Ayşe'nin masmavi gözleri var. Burada masmavi sözcüğü pekiştirme sıfatıdır arkadaşlar. Evet, sıfat türlerinden de birkaç tanesini sizlere örnekledik ve geçelim diğer sayfamıza. Evet, B bölümüne bakıyoruz arkadaşlar. Burada da özür diliyorum. Aşağıdaki zamirlerin çeşitlerini yazın. Bu sefer de zamir çeşidi bize sorulmuş. Benim kitabım o değil. Arkadaşlar, o değil dediği burada bir işaret zamir var. Hepsini tekrar çağırdılar ifadesi. Hepsi derken kim olduğu belli değil. Burada da yine bir belgisiz zamir var. Bunları sana kim anlattı sorusu. Görüyorsunuz kim sorusu var. Dolayısıyla adı üstünde soru zamiri. Sen çok ders çalıştın ifadesinde. Buradaki sen kişi zamiridir arkadaşlar. Evet, zamir çeşitlerini de hatırlattık. Bir kez daha geçiyorum diğer bölümümüze. Evet, aşağıda verilen zamirlerin hangi ismin yerine kullanıldığını belirtiniz. Ben Ankara'da üniversiteyi okudum ve orayı çok seviyorum. Ora dediği arkadaşlar Ankara yerine kullanıldığı için şöyle ilk kısma Ankara yazalım. Babam çok akıllı bir adamdır. Onu çok seviyorum. Onu dediğimiz kişi babamız arkadaşlar. Öğrencilerin bir kısmı çalışıyor, bazıları ise hiç çalışmıyor. Buradaki bazıları dediğimiz öğrencilerin bazıları. Dolayısıyla buraya da öğrenciler kastedildiği için onu yazalım. Bu elbiseleri değil de ötekilerini almalıyım. Öteki dediği yine öteki elbiselerden bahsediyor arkadaşlar. Yine buraya elbiseler şeklinde yazalım arkadaşlar. Hangi ismin yerine kullanıldığını da böylelikle hatırlattık ve geçiyorum diğer bölüme. Evet, aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınızdaki ilk sorumuz benim canım arkadaşım gözümde tutuyorsun cümlesindeki altı çizili ifadenin anlamı nedir şeklinde bir soru var. Evet, gözünde tütmek demek çok özlemek demek arkadaşlar. İkinci soruda numaralandırılmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturunuz şeklinde bir ifade var. Evet, karıştırılmış bir cümle var. Ev gibidir, cansız bir, kitapsız beden. Burada bahsettiğimiz kavramın arkadaşlar en azından yükleminin gibidir olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla en sona bir iki yazmamız gerekir arkadaşlar. Çünkü gibidir bir kavram bildirir. Ama başı nasıl olacak? Cümle arkadaşlar kitapsız bir ev. Dikkat edin, kitapsız bir ev. Yani 4, 5, 4, 1 şeklinde gidiyor. Şöyle 5, kitapsız bir 4, ondan sonra 1. Yani kitapsız bir ev. Arkasına devam ediyorum arkadaşlar. Bahsettiğimiz gibi burada kitapsız bir ev 5, 4, 1 cansız beden gibidir. Cansız dediğimizde arkadaşlar 3 numara ve arkasından beden görüldüğü gibi 6 numara ve son olarak buradaki hüküm gibidir olarak fiili en sona atıyoruz. Dolayısıyla 5, 4, 1, 3, 6, 2 sıralaması bize doğru cümleyi kurduracak arkadaşlar. Bu şiirin ana duygusu nedir? Evet, Orhan Veli'den bir şiir alınmış. Garibim, ne bir güzel var avutacak gönlümü bu şehirde, ne de bir tanıdık çehre. Bir tren sesi duymaya göreyim. İki gözüm, iki çeşme. Arkadaşlar burada herhangi bir arkadaşının, dostunun, eşin olmadığını, dolayısıyla bir yalnızlık içerisinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Orhan Veli'nin şiirlerinde hep yalnızlık teması bol bol işlenmiş. Demek ki gerçekten yalnız bir adamdı diyelim ve geçelim diğer sayfamıza. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Kitaplar da dostlar gibi az fakat iyi seçilmiş olmalıdır. Bu cümleye aynı doğrultuda başka bir cümle yazınız. Evet, cümle anlamları birbirine benzer cümleler sorarız ya. Burada da bize bu şekilde sorulmuş bir cümle var. Arkadaşlar, insanın da kitap okurken de seçili olması gerekir ifadesi var. Yani kitaplar da dostlar gibi az fakat iyi seçilmiş olmalı. Yani insan
Kitap okurken de seçici olmalıdır. Yani önüne gelen her insanla nasıl dost olamıyorsak önümüze gelen her kitabı da okumamalıyız şeklinde bir anlam ifade ediyor bu cümle arkadaşlar. Yeni kitabı öncekinden nokta nokta şeklinde bir boşluğumuz var. Yukarıda boş bırakılan yeri nesnel anlam kazanacak şekilde doldurunuz. Yani herkes tarafından kabul edilen, bilinen nasıl doldurabiliriz arkadaşlar? Öznel biliyorsunuz ki kendi duygularımızı anlatmak içindi. Ama nesnel olarak ne diyebiliriz? Yeni kitabı öncekinden çok sattı diyebiliriz. Veya çok tanıtıldı diyebiliriz. Bu herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Dolayısıyla cevabımızı bu şekilde verdik. Yağmurdan sonra etrafa mis nokta nokta toprak kokusu. Mis gibi değil mi? Hemen aklımıza bu cümlede boş bırakılan yere hangi edat getirilmeli? Gibi edatıdır arkadaşlar. Hem buraya yazalım hem de buraya yazalım. Yukarıdaki çok sattı ifadesi. Çok tanıtıldı ifadeleri çok da rahat getirilebilir nesnel anlamlı kazanmak adına. Diğer sorumuza geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin amaç sonuç, sebep sonuç ya da koşul sonuç mu olduğunu yazınız. Evet, mühendis olmak için derslerine çok sıkı çalışıyor. Bir amacı var arkadaşlar. Amaç mühendis olmak. Dolayısıyla buraya amaç sonuç yazalım. Bir diğeri, eğer sen de benim çalıştığım gibi çalışırsan başarılı olursun. Burada SSA eki var görüyorsunuz. Bunun da arkadaşlar koşul sonuç olduğunu anlıyoruz. Ve son olarak piknikte yaktıkları ateşi iyi söndürmedikleri için orman yangını çıkmış. Evet, sebep ateşi iyi söndürmemeleri, sonuçta ormanın yangın geçirmesi. Dolayısıyla buraya da sebep sonuç yazıyoruz. Evet, bir diğer bölümümüze geçiyoruz. Evet, 8. sorudayız arkadaşlar. Buradaki sebep sonuç amaç sonucu hallettikten sonra pişmanlık anlamı olan bir cümle yazınız. Pişmanlıklar hep keşke ile başlar ya. Keşke bu işe hiç başlamasaydım. Evet, keşkeden bu adamın pişman olduğunu hatırlıyoruz, anlıyoruz böylelikle arkadaşlar. Yarım yamalak ikilemesinin anlamını kısaca yazınız ifadesi. Evet, yarım yamalak demek bir işi baştan savma yapmak demek arkadaşlar. Üstün körü yapmak demek. Onu hemen yazalım. Baştan savma ve üstün körü anlamları vardır diyelim. Evet. Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması yazınız ifadesinde. Mesela ne diyelim, kapının kolu, gönlümün penceresi. Bunları yer değiştiriyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir cümle yazabiliriz. Artık kırıldı penceresi gönlümün. Normalde bu gönlümün penceresi şeklinde tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması olduğunu hatırlatalım. Ama görüyorsunuz ki yer değiştirdik ve bizden istenen cevabı verdik arkadaşlar. Evet, 11. sorudayız. Aşağıdaki cümleler verilen hangi anlamları taşımamaktadır? Şimdi taşımaktadır, taşımamaktadır değil de taşımaktadır şeklinde düzeltelim. Evet, isteksizlik, uyarı, kararsızlık, beğenme gibi, bakalım hangisi? Sakın abinin elini bırakma. Burada bir uyarı var arkadaşlar. Hemen şöyle uyarıyı bir yazalım. Çocuğu, küçük kardeşi muhtemelen onu uyarıyor annesi. Ayak sürüye sürüye işe geldim. Arkadaşlar burada bir isteksizlik var. Çok lezzetli bir yemek olmuş. Burada bir beğenme var. Kitap mı okusam, ödev mi yapsam? Bazen biz de böyle bir kararsızlık içinde kalırız ya. İşte burada da kararsızlık durumu var diyelim. Ve geçelim arkadaşlar diğer soruya. Bir tane özdeyiş yazınız. Evet, özdeyiş böyle ünlü bilinen kişilerin hemen akılda kalan sözleri. Dolayısıyla aklımıza ne gelsin? Atatürk'ün bir sözü, yurtta barış, dünyada barış.
Yani yurtta sulh, cihanda sulh şeklinde söylemiş orijinali bu sözün arkadaşlar. Basit ve hafif kelimelerin zıt anlamlarını yazın. Evet, basit kelimesinin zıt anlamlısı zor arkadaşlar. Sınavlar için, sorular için kullanılır arkadaşlar. Hafif kelimesinin de zıtı ağırdır arkadaşlar. Onun için buraya da zor ve ağır kelimelerini yazmak bize tam puan aldıracak diyelim. Basra Körfezi'ne iki nehir dökülür. Burada bir ayraç var. Fırat, Dicle. Arkadaşlar yukarıdaki boşluklara sırasıyla getirilebilecek noktalama işaretleri nelerdir? Şimdi iki tane nehir dökülür deyip o iki nehri açıklıyorsak açıklamadan önce yapmamız gereken iki tane noktadır arkadaşlar. Fırat ve Dicle aynı anlamlı sözcükler olduğu için benzer anlamlı virgül ve cümle bittiği için de nokta getireceğiz. Dolayısıyla buraya bahsettiğimiz ilk boşluk iki nokta, daha sonra virgül ve daha sonra nokta şeklinde olacak arkadaşlar buradaki ayracın içerisindeki noktalama işaretleri. Evet, videomuzdaki son sorudayız. Topluluk manası ifade eden 3 tane kelime yazınız. Hemen aklımıza ne geliyor? Ordu. Allah ordumuza zeval vermesin. Orman. Aman ormanlarımızı koruyalım, yakmayalım. Ve bir diğeri de takım diyelim arkadaşlar. Bunların hepsi sürü aklımıza gelen bir diğer topluluk manası ifade eden kelime diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Videomuzu beğenip yorum yazmayı, arkadaşlarınızı da sınıf kanalımıza davet edip lütfen abone olmayı siz de unutmayın. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.